Düdür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 üd
Hallo. Hallo. Ay. Hallo. Allah bu ne üçüncü? iRacing var mı bugün? Olabilir. Bugün ilk başka bir şeyle başlayacağız ama kapanışı onunla yapabiliriz. Bugün ilk önce ya Sofu'yla başlayacağız ya da Ready or Not'la başlayacağız. Çağlar Akar çok da çok 11 milyar milyon için canımsın. En iyi abonemsin ama hoş geldin. Kupara 14 milyar milyon yıl. Tony Rocks 3. ay. Ready or Not'la başlayabiliriz büyük ihtimalle. Ses kötü mü olmuş? Sesi ellemedim arkadaşlar. Ses kendi kendine bozuldu. Bir ara bir format atacağım. Ha şu an çok boostluymuş ama. Tamam biraz daha kıstım. Yayın sesine boost atmadım. Aletim bozuldu. Kendi kendine böyle %500 oldu. Way too dank oldu, düzelir. Yarın bir format atacağım. Bugün dün atamadım. Bugün atacağım. Ah ah. Aletim bozuldu. Vuruyorum. Düzelmiyor. Vay Yusuf Vigo çok da çok bu 9. ay için canımsın. En iyi haber misin? Abi hoş geldin. Müziğin sesi çok mu ama kısmak. Ah, bu hasta değildim bu arada. Şuraya oturdum 5 kere hapşurdum ve öldüm bir anda. Levestat çok çok bu 14 milyar milyon için canımsın. En iyi haber misin? Abi hoş geldin. Bir 70 kartım ve 77 derece oluyor. Kartın ömrü azalır mı? Azalmaz. 77 derece bir şey değil ki. Yüksek değil ki. Ready or Not oynayacağız ya büyük ihtimalle. Witcher'ın 4. bölümünü izledim. 5, 6, 7, 8'i yayından sonra izleyeceğim. Bugün işte Ready or Not yaparız. iRacing yaparız biraz. Sofu'nun şeyini oynamak istiyorum. Yayıncı özel bir test şeyi falan var. Onu şey yapacağız. Pickle Nook yok ben. İlk hafta konuşmuyorum genelde. Ready or Not çıktı. Evet. Ready or Not çıktı. Onu oynayacağız. Gezim indirimlerine çok bakmadık ya. Yok. Surgeon Klaxis çok şükür burada 7 milyon bir için canımsın. En iyi haber abi. Sınavımıza hoş geldin. Hello. Ömer Faster çok teşekkür burada 2. ay için canımsın. En iyi haber abi. Sınavımıza hoş geldin. İlk sıfırla başlayacağız diye düşünüyorum ama evimde değilim. Ready or Not'la da başlayabiliriz. Siz ne yapıyorsunuz? 60 liraya Valhalla kaptım. Çok iyi kapmışsın. Apple Jam yapmışım. Şaşırtmadı yani. EFT var mı? Abi EFT de yapmak istiyorum. Yani bugün oynamak istiyorum ama bakalım. Ready or Not SWAT tarzında bir oyun. Sinemaya gitmeyi düşünüyorum. O zamanda gitmem çok dolu mu salonlar? Nerede yaşadığına bağlı. Üçüncü yaşım daha olmadım ya. Salı olacağım büyük ihtimalle. Çünkü bu yani, dün bugün işim vardı. Yarın işim yok. Yok yarın da işim var. Şimdi düşündüm yarına bayağı bir işim var. Pazartesi aslında olabilirim ama pazartesi aynı zamanda gidip bir tane server satın almıştım. O fiziksel olarak server almam lazım. Fiziksel olarak server almam lazım.
Sala ilk boşum herhalde. Spider-Man'le konuşmayacağım daha arkadaşlar. Şey bitsin. Bir 3-4 gün geçsin de insanlar bir rahatlasın ondan sonra. Witcher ikinci sezon incelemesi olacak. Olacak. Ama bir tık farklı olacak öyle diyeyim. Bir iki güneç yani açıklarız. Yo yo. Görürsünüz. Güzel bir şey yapıyoruz. Öyle diyeyim. Pickle aynı şeyi spamlama. Ya cevaplamayacağım diyorum. Hala şey yapın. Serdar abi göstereceksin güzelmiş. Evet, güzel bir şey kaptım ya. İyi bir şey kaptım yani. Ya iyi bir sunucu kaptım Allah için şimdi. Memnunum ya. Kaç? 28 fiziksel çekirdeği var. 256 GB DDR4 RAM var. 8 TB hard diski var. Kafi yani. Hayır çünkü şöyle bir şey var. Şu yüzden ben böyle bir şey yaptım. Dedim ki yani kendince. Yani OVH, Azure, AVS'ye falan bu şeye DigitalOcean'a para vereceğime kendime alırım. Daha ucuza geliyor yani. Yani ciddi ciddi daha ucuza geliyor uzun vadede. Hani bir sene, 1,5 sene falan vurursan daha ucuza geliyor. İmkanım da var Allah için sağ olsun yani TürkNet sağ olsun. Hani bir de data server'ı hani fiziksel bir collocation yapabileceğim bir yer de var. O yüzden dedim ki yani bandwidth sıkıntım yok. E tabi işte orada da bandwidth sıkıntısını da TürkNet hallediyor sağ olsun işte. Radeon'a tek mi oynuyor? Co-op mu? Co-op oynarız ya. Bakarız. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl değil? Xbox Series X'ler ne olmuş? Her şey öyle olacak arkadaşlar. Yani dolar 1,5 ayda %100'den fazla arttı neredeyse. O yüzden yani her şey artacak. Yemekler falan da artmış. İlk kişilik yemek şu anda 100 TL çıkmış neredeyse. Cyberpunk kuponla beraber 64 TL geliyor. Çok iyiymiş. Değer ya. Selam. Kaçın, büyü yapacaklar. Özlemişsinizdir arkadaşlar. Bol bol hapşurup öksüreceğim. Git lan buradan. Bakayım, bakayım da görüyorum. Git lan buradan. Buncuk buncuk yapacağım. Git buradan. Terabyte iyi. Çok teşekkür bu arada ikinci ay için. Ömer Faster ikinci ay. Çok teşekkür ederim abone olduğun için. Öksürü, korona, morana, omnikron. Bir kilo tavuk göğsü 60 TL alın maşallah. Siz ne yapıyorsunuz peki chat? Nasıl gidiyor? Optimus Prime varyantı. Oh no. Sifu'yu çok merak ediyorum orada. Sifu'yu bilmiyorsanız bu arada Sifu... Dur. Birçoğunuz Sifu'yu unuttunuz. Dur göstereyim. Sifu. Sifu bayağı güzel ya. Şu şey. Full çıkmadı Sifu. Hayır. Sifu. Birkaç aya çıkacak ama yayıncılar ve içerik üreticileri için şey yapmışlar. Birkaç 30 dakikalık bir içerik yapmışlar. Her öldüğünde yaşlanıyorsun. Öldün, hop yaşlandım bir anda. Hatta ranz oluyorsun.
Combat videosu onu desek daha iyi. Gerek yok ki. Oynayabileceğim abi oyunu. Az sonra oynayabileceğim. O yüzden. Kaan Yıldırım hiç bilmiyorum abi. Daha önce de konuşmuştuk. Çok şey yapmak istemiyorum. Kendimi incelemeden yerini göstermek istemiyorum o tür şeyleri. Ama dediğim gibi hepsini oynayamayacağım. Yani belli bir yere kadar oynayabiliyorum. Tabii her öldüğümüzde dolar artıyor. Oh no. Bu arada arkadaşlar az şöyle bir şey var. Yani Final Fantasy hani Ozan'ın oynamadığı Pick and Lock abi, random sadece soru soruyorsun. Bir sakin ol. Çok spam. Bir sakin. Sakin. Klavyeyi bırak abi. Biraz nefes al. Bir nefes çek. Neyse ha. Ozan'ın asla oynamadığı ama Award Winning, aynı zamanda Critical Acclaim, ilk 60 level'ı bedava olan Final Fantasy 14 şu anda alamıyorsunuz. İsteseniz alamıyorsunuz. Oyun o kadar başarılı oldu ki hayvan gibi sıra var. Hayvan gibi sıra olduğu için adamlar oyunu satmayı bıraktılar. Ya o kadar iyiler. Ya çünkü şeyden dolayı, Covid'den dolayı, chip sorunlarından dolayı, daha Covid değil, chip sorunlarından dolayı yeni ekran kart, yeni şeyler alamıyorlar. Yeni server alamıyorlar. Yeni server alamadıkları için şey yapamıyorlar. Server sayısını arttıramıyorlar. Server sayısı arttıramadıkları için, istedikleri kadar arttıramadıkları için sıra sonsuza kadar ilerliyor. O yüzden de oyunu satmayı bıraktılar abi. Suffering from success cidden yani. Adamlar müthiş yani, müthiş, ciddi ciddi müthişler. Yine Apple zamlarını gördün mü? Arkadaşlar Apple zam yapmadı. Apple kuru güncelledi. Onun artık farkımıza varmamız lazım. O zam değil. Peki ilk 60 level'a kadar oynayabiliyor muyuz şu anda? Trial'larda giremiyor şu anda diye biliyorum. Memento Ruby. Tabii biz şey almıştık hatta. Bir tane iPad tablet almıştık. Ninsun babaannesi, ananesi için miydi? Babaannesi için neydi? Şu anda o tablet 9000. Ah oh, shit. 9000 mi? Kaçtı bakayım bir dakika, merak ettim. Ben M1 Max almışım. Tabii benim şu anda laptopum ne kadar biliyor musunuz? Bakayım benim aldığım laptop. Çok kötü şeyler çıkacak. Basic modelde 3000 aldım. Ha işte aynı onu dedim az önce. Benim aldığım MacBook 61.000 TL şu an. 62.000 TL benim aldığım MacBook. Beni aşar. Aras geldi. Kaça aldım? O 30 almıştım galiba ben. Öyle bir şey almıştım. Bir dakika merak ettim ne kadar almışım. İki faktör. Allah yanlış girdim.
Bakıyorum. Hemen bakmaktayım. 34 bin almışım. İki katı. İki katı. MacBook Coin. Tam dediğin gibi %100'e yakın kur. Kur farkı yok. Apple'a zam gelmiyor. Yani Apple zammı diye bir şey yok arkadaşlar. Şu an dümdüz kur güncellemesi bunların hepsi. Jamil, yo çok teşekkür ederim abone olduğun için. Wise Wise 6. ay. Ali Bay çok teşekkür, 15 milyar milyon için. Abi bir dakika dur, aklıma ne ne geldi, dur onu indirecektim. iRacing bugün oynarsak bir şey istiyorum. Neydi o? Bilmem ne chief. Ne chief'ti? Race chief miydi? Crew chief mi? Abi Crew Chief galiba. Peki X-Ray'in niye abi? Bir dakika gel konuşalım. Ne güzel de fotoğraf koymuşsun. Kendi fotoğrafını koymuşsun. Gencecik çocuksun. Niye? Ha? Ben bunu açmayı unutmuşum. Ah be. Yine yırttın mı? Evet yine. Tam bir mod yani. Bu kapağı yine yırtmış. Unutmuşum. Yani cidden tam bir mod yani. Orada göstermiyor mu İngiltere? Sen çok... Canım ben artık Fred'den. Götüm. Aa bir şey, çarptığımız Nespresso makinesini gösterelim. Getireyim mi? Getir tabii. Şimdi ben donum var babamda. Tam Nespresso'ya getir, donum niye getiriyorsun? Hayır, bunun içinden çıkacak yani. Çıkmasın. Ya bak şimdi. Ha X-Ray ne oldu bu arada? Yo banlamayacağız abi, biz sende taşak geçeceğiz abi burada. Niye banlayalım ki? Malsın. O yüzden mallı olduğunu söyleyeceğiz. Yani ama şöyle bir şey var. Şey yapmak istiyorsan hani böyle yani sevgi görmek istiyorsan, hani ailenin sana göstermediği sevgiyi ben gösterebilirim. O sıkıntı değil. Hani niye? Kuzenin yazmış. Kuzenin de mal, sen de malsın. İkiniz de malsınız. O değiştirmiyor. O yemez ama yani. Biriminden sen. Yo sevmeyedir. Aa bak o çok iki çok farklı şey var. Arkadaşlar yani bir insanı sevmemekle mal olmak arasında fark var. Bu mal. Mesela. Yani sevmeyebilirsin. Sevmek zorunda değil mi? Yani öyle bir şey yok yani. Ağır konuşmuyorsun. Yok hafif konuşuyorum ya. Oğlum çocuk gelmiş koç demiş yayının başında. İlk kurduğu cümle bu. Ağır mı konuşuyorum sence? Allah aşkına. Sen siye çok da şükür 19 milyon için canımsın. En iyi haber abi. Sanırım hoş geldin. Cyberpunk vallahi Epic'te 140 TL. Cyberpunk daha ucuz değil mi ya? Adam hocanın işte yayını etkiledi. Ay yo ben bu tür şeyleri seviyorum. Yayını etkilemiş olmuyor. Abi bunlar content benim için. Yani bu tür adamlar olmasa içerik bland kayıyor. Böyle yani şey gibi. Nasıl anlatayım? Çeşnisi. Hani tavuğu dümdüz böyle hani pişirdiğinde güzel olur ama tadı olmaz ya. Tuzsuz pilav gibi, evet yani. Aha. Çok ağır. Nespresso'dan çarptı. Bak bu çiftliğe dikkat et. Arkadaşlar ben bu makineyi bedavaya getirdim. Aa bir de bu var. Bir bunu da bedavaya getirdim. Bir tane daha vardı. O makinenin karşısında. Bak bunu buraya. İşte adam böyle sikerler. Ya böyle. Bak böyle gördün mü nasıl? Bu var. Ya. Bir de kahveler var, onu getirmem artık kahveleri. Bunu da bedavaya getirdim. Bu da köpürtücü. Köpürtücü ısıtıcısı. Hemşire. Çok güzel.
güzel bu. Bak şey sevmiş de oldu değişti. Ben çok beğendim bunu, bayıldım. Dedim çıkıyor dedim o. Ama sonra... Tereyağı aldım, o yüzden bedava. Yo, literally bedava. Harbiden bedava bu arada yani. Yani literally bedavaya geldi. Ama benim suçum değil. Ya ben İngiltere'de bunu şey yılbaşı indirimi var diye almıştım. Bütün o paket, o Nespresso artı süt köpürtücü 200 kapsül bilmem ne 90 sterlinde. Bayağı ucuzdu. Ondan sonra bayağı yollamadılar. Bir çarşamba günü, cuma günü göndereceklerdi. Cuma göndermeden bir sonraki cuma gönderdiler. Özel cuma teslimatı. Evet, özel cuma teslimatı altındaydı. Göndermediler. Bir sonraki cuma gönderdiler. Ondan sonra adamlara söyledim. Hani bunu o cuma göndermediniz diye. Yeni bir tane replacement, yani tekrar yeni bir ürün gönderdiler o kayboldu diye. O geldi direkt, replacement geldi, hani şey teslim ettikleri geldi. Meğersem ilk gelen şey replacement değilmiş. Heriflerin ilk gönderdiği şey 1,5 hafta sonra gelmiş. Replacement da 1,5 hafta sonra geldi. Sonra adamlara dedim ki abi replacement da geldi, haberiniz olsun, sizde kalsın, sıkıntı yok dediler. Amazon mu? Yo, Nespresso. Direkt Nespresso. Biz kolaydı. Amazon aynı şekilde dolandırmamışım. Evet. Yok, Amazon'da daha da üstü. Amazon'da öyle bir şey olmadı. Amazon'da ben direkt hani hem anakart geldi, hem paramı iade ettiler. Üzerine bir de ekstra para yatırdılar bana. O ayrı bir şey. Onlar para verdi bana resmen. Amazon'dan satın aldığım için. O daha da garipti. Evet, o yaşadığım en salakça şeydi bu arada. Bezos ondan beri kıl bana. Ağlasın Bezos. Psychomed, çok da şubada 57 milyar mevcut. Canımsın, en iyi abonemsin. Annesini de bakalım, senin kasabın gameplay'le yok. Sonra işte ben bunları söyledim. Ondan sonra Tuna ve Can'a şey yapmış. Sulanmış. Epic kuponu nasıl? Bir tane bedava oyunu al, gelir zaten. Abi bu arada bu... Chief Kriv'i şu yüzden indiriyorum. Kriv Chief. Bu hani sağ tarafta adam var, sol tarafta adam var sesi var ya iRacing'de oynarken. Abi o sesi Hintli abi yapabiliyorsun. There is fucking something in the right falan diye böyle suratına bağıran bir Rus yapabiliyorsun mesela. Acayip güzel. Onu yapmak istiyorum. Müthiş müthiş muazzam yani. Sırf esprisine. Sabirk! Evet evet, müthiş müthiş. İnanılmaz şeyler var. Dur onu göstereceğim. Update'lerini falan da yapıyorum hem. Messages playback device sistemden. Background playback dedi. O da sistem, evet. İnanılmaz ya şeyler. Okey, hadi restartla. Bu ne? Evet evet, biz de Türkçe yapalım. F1'de de var, evet F1'de de var. Hmm.
Biz de Türkçe versiyonunu yapalım. Aynen. Sadece bütün her şeyi Voltron seslendirsin. Evet, kaçao. İki al motoru, motoru bağırtma. Forza için var mı? Forza için yoktur ya. Forza'da öyle bir özellik yok oyunda direkt. Hiç FM oynuyor mu? Yok, hiç Excel oynamadım. Psychomed bu arada çok dışı. Burada 57 milyar milyon için canımsın. En iyi abonemsin. Hoş geldin. Şu anda FM'cileri karşıma aldım. My name not selected. Kimdi ya bu? Nasıl ses seçiyordun? Yo bu arada harbiden Excel ya. Şimdi Allah için oyunu Excel ama hani şeyi anlıyorum. Samir versiyonu var mıdır acaba? Ya pis de pis değil Allah için, bir tane sadece su tutmuşlar pis demişler. Samir ne yapsın? Samir ezdin ezdin. Samir, what are you doing, my friend? Samir! Of çok iyi ya. Peki, voice pack bir dakika. Kaliteli bir voice pack bulalım. Bir tane vardı ya, o çok iyiydi. Bir tane çok iyi bir Samirimsi bir tane crew chief var, ses var. Aa, tam neydi bilmiyorum. Voice mod. Dur neydi? Ya dün bir tane birisini izliyordum. Onda da vardı mesela. O çok güzeldi. Asfork çok dışarıda 19 milyon milyon için canımsın. En iyi abonemsin. Aramıza hoş geldin. O yüzden atat gelirim. Dur neydi? By iRacing Funny Crew Chief. Bu muydu? Funny
need something explained to me because this makes no sense whatsoever. I'm wondering if anyone else has seen. Lone engine. How is that? Witcher'ın 4. bölümünü izledim daha. Adam motor patlatıyor bu arada. Hop. He's just still accelerating. There's no white flags. I don't know. No, it's not. Tabii bunun VR'ı var. Bunun VR'ında zaten asıl olay. Bu muydu? Jim, you're psychic. Bu değil ya. Bir tane çok iyi, çok çok iyi bir şey var abi. Bir ses var, onu olmaya çalışıyorum. Aa, olamadım. Dün izlediğim bir herif de vardı. Bu Claire, geçtim Claire'i. Crypt Chief, hayır, Crypt Chief'te bir tane ses daha var. Hintli bir abinin. İngiltere Computer Vision'la ilgili PyTorch Pencil falan alındı. Bir yıl derinde yazılım mühendisliğine 5800 yaklaşık aylık maaş veriyor. Sence bu normal mi? Arkadaşımdan az demişti. Az. Yazılım mühendisleri için az. 5800 az. Özellikle Computer Vision konusunda bilgiliyse 7000-8000 falan almalı. Bimek, Crypt Chief olduğunu biliyorum. Crypt Chief değil, bir tane sesi arıyorum ben. Bu değil. Pound, evet pound. Bu da değil. Matt mi acaba? Yok, bu da değil. Mike. Bu da değil. Custom ya, o belli ya. Custom abi, o belli yani. Müzikan nasıl az? Arkadaşlar az. Yani dediğim gibi o Türk TL'nin değeri azalıyor. Yurt dışında şeyler değişmiyor arkadaşlar. Dolar, TL, şey dolar veya bu dediğimiz diğer şeyler değişmiyor. Yani dolarda pound'dur değişmediği için. Peki en çok view'lanmış Crypto Totet için daha iyisi, daha iyisi ya. İşte zaten şu anda en büyük Türkiye'deki yazılım firmaları da onlardan kaybedecekler. İnanılmaz kaybedecekler. Yani inanılmaz yazılımcı kaybediyor bütün Türk şirketleri. Çünkü şöyle bir şey var. Yurt dışında yani normal yeni başlamış birisi bile 4000-5000 alabiliyorken yazılımda niye Türkiye'de çalışsın adam? Hiç manası yok. Çünkü kimse ona 50.000 TL maaş vermeyecek. 50.000 TL maaş vererek şey mümkün değil. Yurt dışında çalışmıyorsa. Yani o yüzden çok mümkün değil artık Türkiye'de herhangi birisinin eleman tutması. Dolar vermiyorsa. Niye too strong? Çok şu arada 27 milyar milyon için canımsın. En iyi haber abi. Sınavımıza hoş geldin. Amerika'da SF dışında 5-6 civarı. SF çok farklı.
Yo, asset dışında 5-6 alıyorsun bu arada. Birçok firma artık junior için 5-6 vermeye başladı. Ama şeye göre değişiyor tabii ki de. Hani Prag'dakiler vermiyor. Ya bölgeye göre de tabii ki de değişiyor. Ve şeyine göre de değişiyor. İş imkanı şeyine göre. Remnant mı vardı Epic? Dur bakayım Epic'e bakalım. Özel bir tanıdım şaşırdı. Data analiz başlangıç maaşıydı. Evet evet. Ya şöyle söyleyeyim. Şu anda bir yazılımcının, junior bir yazılımcının başlangıcı 80 ile 120 arasında gidip geliyor. Evet, Remnant verdi. Remnant from the Ashes verdi. Senelik 80 ile 120 arasında filan alıyor. Tabi bunun dışında şey filan da var. Girdiğin şirkete göre bonus, signing bonusun var, sene sonu bonusun var. Üzerine tabii ki de şeyim var. Neydi onların ismi? Hisse. Hisse de alıyorsun. For 401k veriyor evde. Yeni işe başlayan yazılımcı bir. Yes, yeni işe başlayan yazılımcı. Tabii vergi vermeden önce. Çünkü Amerika'da her şeyi vergi vermeden önce olarak şey yapıyorsun. Aynen, asıl zaten hisseden kazanıyorsun. Kesinlikle. Kazanıyorsan asıl hisseden kazanıyorsun. Çünkü şöyle bir şey var. Şey oluyor. Hisse en büyük vurgunun yaptığın şey. Mesela birçok kişi startuplarda çalışıyor. Startuplar ya iyi para verir. İyi hisse verir. Ama bok gibi çalışma yerleri oluyor startuplar genellikle. Harbiden bok gibi oluyor. Çünkü işkence çekiyorsun. Hiçbir şey oturmamış oluyor. Ama hem iyi para veriyorlar hem de şirket tutarsa o hisse milyon dolar yapıyor. Ama çalışma ortamı olarak startuplar bok gibi oluyor. Tundra'yı çok da çok bu arada 3 senedir abone olduğun için canımsın. En iyi abone abi. Sana hoş geldin. Birkaç yıl girebilirsin ama. Girmesi daha kolaydı. Büyük ihtimalle korpolar arasında kıyasla. Değişiyor. Yani değişiyor. Bazı şirketler var. Evet, daha kolay startuplara girmesi. Bazı şirketler var, bazı startuplar var. O kadar abidik kubidik şeyler. Ben hala mesela şeyi görüyorum. Frontend yazılımcı alıyor, algoritma soruyor. Yani gerek yok artık. Sal. Sal. Ha şeyi filan anlıyorum. Microsoft'un veya Google'ın niye sorduğunu anlıyorum. Çünkü Microsoft, Google gibi şirketler genellikle bir kişiyi işe alınca ne olursa olsun o herifi orada tutmak istiyorlar. Hani o adamın çalışmayı öğrenme sistemine güveniyorlar. Hani olay o çünkü. Evet evet. Yani mesela büyük şirketler hani Google, Microsoft, Spotify da bunun için. Hani bu tür büyük yani major tech company'ler kovmuyor adam. Yer değiştiriyor. Evet, çok gönlük arıyor büyük şirketler. Ama ya startup niye bunu arıyor ben de anlamadım yani. Startuplar bazen garip ya işte. Bulamadım. Ben Crypto Chief'i bulamadım ya. Şu anda şeye girdim. Derde girdim. Ben mesela şey yapıyorum. O en sevdiğim şeydir. Arada böyle headhunter'lar bana da ulaşıyor. Şeye de ulaşıyor. Yani oluyor. Headhunter'lar böyle bu aralar kudurmuş gibi özellikle. Yani bu aralar manyak gibi headhunter maili geliyor bana. Abi şu kadar maaş bilmem ne falan diye. Bu aralar coştular bilmiyorum. Yurt dışında. Neden oldu? Neden oluyor bilmiyorum da. Coştular yani headhunter'lar. Ama yani
Şey, bazen o kadar salakça şeyleri söylüyorlar ki. Yani bazen ciddi ciddi o kadar, yani bir en sevdiğim internette gördüğüm şey vardı abi. Bazen HR'lara şey yapasım geliyor. Mesela bir HR geliyor abi, insan kaynaklarından birisi bana yazılımı sormaya çalışıyor. Ya ben sana 5 Pokemon ismi saysam, 5 tane yazılım ismi saysam sen bunları ayırt edemeyeceksin. Sen bana niye test ediyorsun ya? Sal CTO gelsin yani. Niye uğraşıyorum ben seninle? Ciddi söylüyorum yani. Vulubay desem JavaScript library'i sanacak adam var yani. Ya sal yani. Niye zorluyorsun? Var öyle internette dünyanın en sevdiğim bir tane fotoğrafı var, göstereceğim, dur bak. Bak müthiş bir tane şey var abi, onu göstermem lazım. Fotoğraf bak, müthiş. Bu. Böyle hissediyorum abi bazen. Bazı günler. Bunu yapasım geliyor. Ha, seç bundan abi. Hangisi Pokemon, hangisi dil. Seç yani. Ama bu arada burada bildiğinizi düşündüğünüz şeyler de bilmiyorsunuz bu arada. Burada da curveball'lar var. Mesela şey yapıyorsun, Onix. Abi Onix'i biliyorum, çok güzel Pokemon. Zart Pokemon, Pokemon değil, yazılım dili. Şok. Diyorum ya, müthiş bir şey, çok güzel bir fotoğraf ya. Ya yani bu bazen hislerime tercüman olan bir fotoğraf. Ama bu aralar Headhunter'lar kudurmuş durumda kesinlikle. TRT ortalama ne bileyim onu. TRT zaten ortalama her hafta sonu değişiyor. Her hafta sonu değil, iki günde bir değişiyor. Garbage Collection biliyor musun? Bilmeyene maaş vermiyorlarmış. Şimdi arkadaşlar, internette random yazılar okuyorsunuz ve bana yazıyorsunuz gibi hissediyorum. Bu mesela onlardan birisi. Mesela evet, C++'da Garbage Collection bilmezsen cidden maaş vermezler. Çünkü yazamazsın hiçbir şey. Ama mesela burada silver var. Yani internette her okuduğunuza inanmayın. Mesela Java'da literally garbage collection yazamıyorsun. Ya harbiden yazman mümkün değil. Silver'ın alaka. Java. Java'da silver garbage collection yazamazsın o yüzden. Kimya kedisi çok çoğun düşmüyor yani, canımsın. En iyi abone abi, sana hoş geldin. Garbage Collection Twitter'da bu hafta yazılımcı dramasıydı. Ha. Dediğim gibi tamamen şeyden şeye çok değişiyor abi. İşten işe çok değişiyor. Ne yazdığına göre Garbage Collection. Evet, C++ yazıyorsan ve Garbage Collection yazamıyorsan.
Kesinlikle katılıyorum. Ha, iş bulamazsın. Çok zor yani bulman. Ama bu birçok şeyde geçerli değil. Dile yok, düzelttir onu. Unity kullanıyorum, bilmiyorum, hiç normal bir durumdur. Ya Unity'de bil ya Unity'nin Garbage Collection'ı kötü değil. Kendin yazarsan daha iyi oluyor. Ama yani 100 kişi oyun yapıyorsa Unity ile 99'u. Ya bu arada şeyi gördüm. O şey dramasını gördüm. Junior 3 30.000 TL almalı mı dramasını gördüm. Orada milletin koptuğu şey şu. Evet. Junior 30.000 TL almalı. Sıkıntı şu. 30.000 TL değil orada konuşulan aslında. Junior aslında 30.000 TL değil de onun dolar karşılığını alıyor aslında. Ya Junior bir yazılımda 3.000 ile 5.000 dolar arası minimum almalı aslında Avrupa'ya kıyaslarsak. Sıkıntı şu, 3.000 dolar dediğin şey Türkiye'de şu anda 30.000'den daha fazla ettiği için. Hani yazılımcı dediğin adam 2.000 dolara az aslında. Yani çünkü yazılımcı adam dümdüz biliyorsa belli bir teoride freelance olarak kime göre Junior? Abi herhangi bir Junior ya. Yani Allah için yazılım yazabiliyorsa adam yurt dışına çalışsa 2.000 doları çok rahat çıkartır. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Olay orada kopuyor işte. Starter'dan da kendine Junior diyor. Tamam, fark etmiyor abi. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Üniversiteden mezun bir yazılımcı genellikle Avrupa'da şu anda 4.000'le başlıyor. Minimum 4.000'le başlıyor. Dümdüz bak, Junior'dan kastım değil. Direkt üniversiteden mezunsun, selamun aleyküm dedim, kapıdan girdin, 4.000'le başlıyorsun. Brüt 4.000 ne fark ediyor abi? Hadi 1.000 doların gitti diyelim. Brüt 4.000, 1.000 doların gitti, 3.000 doların kaldı. 3.000 dolar kaç TL yapıyor şu anda? Yani 3.000 dolar kaç TL yapıyor? Yani. Al yani, onu anlatmaya çalışıyorum. Aa, o no code olayını gördüm. No code olayı tam bir komik bu arada. Yok, o no code olayı tam yazılım bilmiyorum olayı. Yani anlıyorum. No code olayı çok güzel bir şey. Evet, ben de çok seviyorum. Özellikle ben Scratch'i 10 yıldır takip eden birisiyim. Evet, no code olayı çok hoş bir şey. Sıkıntı şu. No code olayı ciddi ciddi yani hoş bir şey. Her mühendisin bilmesi gereken bir şey bu arada bence no code. Yani kod okur ve yazarlığı çok önemli bir şey olacak önümüzdeki 10 sene içinde. Ama o kodu da birisinin yazdığını hatırlatmak isterim. Yazılımcıların ölmesi mümkün değil yani. Ve elinde sonunda no code'da da şöyle bir sıkıntı var. Bir duvara tosluyorsunuz. No code'da yani mesela Unreal üzerine konuşalım. Yani yazılımcı değil, no code asıl yazılımcı değil, yazılımcının yanında çalışan tasarımcı için tasarımcının kullanacağı bir şey. Çok sınırı var. Yani ama mesela bir oyun üzerine konuşalım. Mesela bir Unreal'da bir oyun geliştiriyorsunuz. Oyunun tasarımcısı var, grafikeri var, gameplay designer'ı var. Mesela gameplay designer adam kod bilmediği için prototiplemesini blueprint'le yapabiliyor. Kod yazmıyor. Tak 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 birleştiriyor abi. Prototipliyor. Ondan sonra daha düzgün, daha optimize bir şekilde yazılması için yazılımcıya veriyor. Yazılımcı da onu koda çeviriyor. Yani no code kötü bir şey değil. Ama hiçbir zaman yazılımcının yerini tutabilecek bir şey değil. Yakın bile değil yani. O tamamen hani bilmiyorum demekle yani no code'u eğer birisinin yazılımcının yerini tutabileceğini düşünüyorsa bilmiyorum demek. Açıkçası. Yani şey hakkında bilgim yok demek yani. Alpay çok çabalı yedinci için canımsın. En iyi abone abim. Sana hoş geldin. Ben bir ara çok rahat haftanın 3-4 günü freelance çalışıp 2-3K euro yapıyordum Fiverr'da ama benim için çok stresliydi. Stres kalabilecek adam için zor değil. TR sıralarının kat ve kat aralıklı. Evet, onu anlatıyorum. Yok Jolif biliyorum, farkındayım ben de.
Türkiye'de internet üzerinden yurt dışına çalışır mısın? Yazılımcısın. Sen çalışırsın. Niye çalışamıyorsun ki? Sadece yaptığım yerde adamların no-code yaptığı yazılımları patladığı için baştan yazıyorum şu anda. Ya no-code en çok ne işin işe yarıyor biliyor musunuz? Yani kodlama, yazılım bilmeyen... Tool ya. Tool abi. Mesela bir oyun yaptığınızı varsayalım. Mesela bir Candy Crush yaptınız. Bu Candy Crush'ın haftalık eventleri var ya. Şimdi bu eventleri bir tasarımcı yapması, tasarlaması gerekli. Şimdi bu herifin her seferinde bir tane yazılımcıyı 1,5 hafta boyunca kitleyip bu eventi yapması lazım. Bu boşu boşuna uğraş. Onun yerine bir tane birkaç yazılımcı bir ay, 1,5 ay, bir ay kapanır. Bir tane flow chart yapar. Drag and drop sistemi yazar. Ondan sonra gider şeyi verir eline adamın. Al abi sen bu kodu kullanarak, hani bu no kodu kullanarak yap. Teknik olarak o kod yazıldı da, yani görsel olarak implement ediliyor. Prototipleme için çok işe yarayabilen bir şey no code. Evet, yani bir tasarımcıya sıfırdan HTML, JavaScript, CSS öyle zaten CSS öğretsen delirir kaçar yani. Onu öğreteceğini al diyorsun, bunu şey yapı yapıştırıyor, uga buga diye adam böyle çubukları birleştiriyor yani. Lego gibi aynen. Evet, prototiplemede çok işe yarıyor. Kesinlikle ve kesinlikle katılıyorum. Yani prototipleme olarak inanılmaz işe yarayabilen bir şey. Bu şeyin ismi neydi? No code. Mesela yani bunu en iyi yapanlardan birisi Unreal. Blueprint inanılmaz iyi. Ve yıllardır olan bir şey. Ve yani özellikle oyun yapımını inanılmaz hızlandıran bir şey. Kodlama açısından değil. Zaten oyunun birçok kişinin yanlış anladığı şey, mesela oyun yapımında kodlama kısmı oyunun en az zaman alan kısmıdır. Sıkıntı oyunun tasarımını yapmak. Hani game design'ını oturtmak, karakter design'larını yapmak, karakterin o hikayenin akışını ayarlamak. Yani oyunu planlamak daha uzun sürüyor oyunu yazmaktansa. O yani ne yapacağını bildikten sonra oyunu yazmak çok kolay aslında. Tabi yani oyununa göre sırf aynen blueprintle bile yaparsın. İşte şey mesela benim aklıma gelen Firewatch. Firewatch full blueprintten, Playmaker'dan yapılan bir şey. Full. Yani sıfır. Hiç şey yok. Herkesin çok sevdiği Erzurum. No code. Dalga geçmiyorum. Full blueprint. Full blueprint o. Biz mal olduğumuz için kod yazdık. Mesela Kars'a. Şey ne almıştı? Unity Bolt. Bolt'u almıştı galiba. Unity de büyük ihtimalle 2022'de yetişirse inşallah ya Rabbim. Unity şey getirecek 2022'de. Kendi no kodunu full entegre edecek. Şeye. Yeni motorlarına. Şu anda indirebiliyorsun, çalışıyor da. Unity'nin en büyük problemi o. Unity'nin yani şu anda... Yani ne kadar projesi varsa hepsi şeydi abi. Preview Packages diye bir şey var abi Unity'de. Preview Packages'a basıyorsun. Müthiş şeyler var. Hepsi bozuk çalışıyor. Müthiş şeyler var. Yani yeni şey çok iyi. Yeni Data Analyzer'ı çok iyi. Device Manager diye bir şey var. Muazzam çalışıyor. Acayip iyi şeyleri var. Hepsi preview. O yüzden... Son versiyonu, cutting edge versiyonunu, en son versiyonu indirmek zorundasın. O da düzgün çalışmıyor. Garip. Unity'nin çalışacağı şeyi garip. Bir de Allah için ben bunu biraz Unity'yi kendim böyle derine girince öğrendim. Dokümanları çok kötü. Kafayı yiyeceğim. Çok kötü dokümanları.
Yani bir şeyi kaldırmışlar mesela. 2021 versiyonundan bir şeyi kaldırmışlar. Dokümanda yazmıyor bunu kaldırdıkları. Yeni koydukları şeyin de nasıl çalıştığını yazmıyorlar. Vahiy gelecek. Böyle hissedeceksin abi böyle. Ha, hissediyorsun böyle. Aa geldi bu diye. Ama LTS'leri çok iyi. Şimdi Allah için yani stable versiyonları çok iyi çalışıyor. Yani stable'ları çok iyi. O yüzden her zaman stable'da çalışman lazım Unity'de. Yoksa Monka Giga. Ama o zaman da şeyleri kaybediyorsun işte. Preview'ları kaybediyorsun. Kullanıcısı nasıl mal gibi. Let's go. Evet evet. Unity'de gidip şeyi aldı abi mesela. Veta'yı aldı herifler. Şeyi aldılar. Peter Jackson'ın. Unity'nin son gecemesi sonra yani Unity çok geride kalmadı mı? Yok. Abi Unity'nin Unity hiç zaman Unreal'la kapışmıyor. Hiçbir zaman. Yok Sivri biz sana soktan kaçtık ya. Sen kaçırdın o kısmını. Yani senin için senin payını sen yedin payını çoktan. Afiyet. Şey demişler bu arada. Müthiş dünya bak sen çok seversin bu cümleyi. Çok aptalca bir cümle. Garbage collection bilmeyene yazılımcı demiyorlarmış. Artık. GC bilmeye 20K izlemesin. Ben hala diyebileceklerini düşünüyorum. Çünkü abi diyorum ya GC tamam. Ya mesela Java bir herifin GC bilmesine gerek yok. Gerek yok çünkü yani harbiden adamın hiçbir işine yaramıyor mesela yani. Yazamıyorsun ki. Hayır yazamıyorsun ya. Bilse ne fark edecek? Kullanamıyorsun zaten. Evet C++ yazıyor. Tabii ki de yani. Yani literal mananın mümkün değil yani. Şey çok güzel. Aa, bu arada iPad'i olan birisi varsa burada arkadaşlar. iPad olan birisi varsa yeni Swift Playground'a bakmanızı tavsiye ederim. Yazılım bir şekilde böyle denemek istiyorum. İstiyorsanız yeni Swift Playground inanılmaz iyi olmuş. Beklediğinden çok çok daha iyi olmuş. Ya, aptalca iyi olmuş yani. Evet Java'cılar zaten şu anda başı çok ağrıyor abi. Siktiniz bütün interneti siktiniz. Java'cılar bitirdi oğlum. Bütün sektörü bitirdi şu anda. Millet uykusuz kaldı sizin yüzünüzden lan. Her şeyi Java koydunuz. Login programını sikti bütün şeyi. Her şey leaklendi ya. Millet uykusuz kalıyor. Çok enteresan ya. Log abi log. Bayağı bildiğin hani loglama sistemi nasıl bu kadar bir... Bitirdi yani bütün sektörü. Herkes Monka Giga diye dolaşıyor. Log olayı ne? Abi şimdi Log4j diye Oracle'ın yaptığı bir tane yazılım var. Bu en çok kullanılan paketlerden birisi. Bu logging yani dosya kayıtlamaya, kayıtlamaya hani günlük tutma. Oracle değil Apache pardon Oracle değil Apache pardon. Oracle'a da ayrı koyasım geldi de. Neden acaba? Neyse. Apache'nin yazdığı bir şey. Ya yani bu şey gibi, günlük gibi düşünün. Hani kodu yazmıyorsanız. Günlük tutan bir şeymiş gibi düşünün. Sıkıntı şu. Bunda bir açık buluyorlar. Ve açıkla yani bayağı çatır çutur.
yani her şeyi yaptırabiliyor. Yani açık o kadar kötü ki bayağı bildiğin istediğin herhangi bir kodu çalıştırabiliyor. Yani öyle diyeyim yani. O eğer o yazılım şey varsa, o hani log4j dediğimiz şey varsa, istediğin execution'ı yapabiliyorsun. Yani istediğin komutu çalıştırabiliyorsun. Her şeyi çalıştırabiliyorsun. Yani şeyin önemi yok. İstediğin herhangi bir şeyi yapabiliyorsun. Teoride bu arada tabii ki de. Evet evet. Onda bu arada tekrar çok açık ne söyleyeyim. Teoride. Bunun daha exploitleri yeni yeni çıkıyor ama gergin. Evet, teoride kısmı da önemli. Evet. Bu arada şöyle bir şey var. Geçen ben onu fark ettim. O belli bir versiyondan sonra gelmiş. Eğer birisi üşengeçlikten bu log4j'yi updatelemediyse güvenlik açığı yok. Bayağı bilin yok. Eğer updatelemediyse 1.2'den sonra galiba var. Tam hatırlamıyorum. İnternette okudum da onu. Bayağı bilin. Ama işte evet çok gergin yani. 1.2.4 evet ben de öyle bir şey hatırlıyorum yani. Garip. Ama yani ciddi söylüyorum, herhangi bir Java ile çalışan bir şirket varsa herkes içine sıçtı. Herkes didik didik şey yapıyor. Biz bunu kullandık mı? Ya herkes Java kullanıyor da şeye bakıyorlar. Ya mesela abidik kubidik bir sistemin alt sisteminde bir tane Java açmışlar. Unutmuşlar. Onu mesela log4j kullanıyorum diye kontrol etmek zorundalar. Çünkü kontrol etmezlerse o ne oluyor? İşte o yüzden garip. Yani herkes gergin. Olayın başlangıcı ne? Başlangıcı ben bilmiyorum. Ya şöyle bir şey bak. Başlangıç değil. Ben bunu ilk önce Minecraft'ta duydum. İşin komik tarafı da bu arada. Minecraft'tan çıkma olasılığı da olabilir. Başlangıcı neresi bilmiyorum ama ben bunu internette patlamamışken Minecraft exploit'i olarak duydum. Öyle diyeyim. Ha, onu anla yani ben bunu patlamadan önce olay Minecraft exploit olarak duydum. Hani 2 haftadır falan biliyorum bu log4j'yi. İlk işte 2 hafta önce Minecraft exploit olarak duydum. Knight'çılar bu sefer alamadı. Minecraft'ta mı başlamış? Bak doğru demişim. Minecraft'ta doğuştan injeklemek için başlamış. Olay Minecraft abi. Ya Minecraft ya da Knight. Değiş hiç sekmez. Knight'çılar dramadan biraz çok kopyum çektiler, o yüzden dayakatları da almış. Prop Hunt'ı yarın oynayacağım büyük ihtimalle. Bugün biraz çok doluyuz abi. Bugün bir Sifu'yu oynamak istiyorum ilk önce. Sonra Red Ornat'a bakacağız biraz daha. Red Ornat çıktı. O baya baya güzele benziyor Red Ornat. Dur hatta göstereyim. Böyle güzel bir şeye benziyor. Aynen SWAT 4 gibi. Sifu kısa sürdüğü için ilk Sifu'dan başlamak istiyorum. Sifu çünkü bayağı kısa. O yüzden Sifu'dan başlayacağız büyük ihtimal ilk önce. Toggle logosunu gördüm. Ya ben dediğim gibi Toggle logosunu o kadar şey yapmadım ya. Logo abi. What the fuck cares. En azından bedava şeyini kullanmışlar.
Ya hayır, Arak olma sıkıntı değil. Ya şöyle, zaten açıkmış. Halka açık bir tane şey Arak olmuşlar. En azından hani çalmamışlar. Yani benim Türkiye'de beklentim o kadar düşük ki. Bayağı bildiğin hani mesela şey yapıyorlar hani. Çalıp ondan sonra çaldık demiyorlar. Bu en azından halka açık bir yerden almış. Open source almış en azından. Haha my logo. Deyip yoinklemişler. Evet. O yüzden. Ya logodan önce laf etmemiz gereken başka şeyler var. Arabayı çıkarsınlar, o zaman ondan sonra konuşuruz. Aa, lan bir dakika, bak çalmak derken aklıma geldi. Bu ne? Ha, çalmak derken aklıma geldi. TikTok hani şey live stream şeyi çıkarmıştı ya geçenlerde, demiştim. İsmini onun live stream stüdyosu çıkarmıştı. OBS'ten çalmışlar şerefsizler. Bayağı bildiğin OBS yüklüyor altında. Ondan sonra bütün front-end'i değiştiriyor, kendi şeyini yapıştırıyor. Yoruyorlar. OBS'i yoruyorlar abi. Vallahi yordular bu herifleri yani. Herifler open source yani, cidden yoruyorlar. Evet, dava açabilir bu arada. Evet, lisansı ihlal ediyorlar. Büyük ihtimalle OBS'e dava açar. Açmaz da yani, şey yaparlar.